bu silah muazzam bir silah olacak gelince ya tamamen tercih sebebi. Sizden ricam bu bölümlerin videolarında yorumlarınızı ve beğenilerinizi eksik etmeyin. Kıymetli dostlar yepyeni bir bölüme daha hepiniz hoş geldiniz. Bu bölümde sizlerle inanılmaz şeylere tanıklık edeceğiz. Şimdi biliyorsunuz Rise Online'ın bir turnuvası var. Class Game sponsorluğunda 100.000 TL'lik bir turnuva düzenlendi ve başladı bu. Ve bunun için turnuva sunucusu oluşturdu. Ben de VTF klanında yedek kadroda olduğum için bu sunucuya erişim hakkım olduğundan dolayı arada sırada giriyorum buraya bakıyorum ne var ne yok diye. Bugün bakarken aklıma şu geldi. Neden izleyicilerimle bazı şeyleri paylaşmayayım? Hani Sonuçta insanlar merak ediyor. Sen nasıl görüyorsun biz göremiyoruz diyeceklere bir açıklama olacak bu. Bu sunucuya normalde de erişimimiz yok fakat turnuva kadrosunda olan oyunculara erişim hakkı veriliyor. Egzersiz yapması için. Test etmesi için. Biz de şu an burada en azından ben vein olarak yine sizi düşünüyorum. Ve buradaki eşyaları sizlere tanıtmayı planlıyorum. 4, 5 hatta 6 bölümlük bir video olacak. Lütfen aklınıza takılan her şeyi Hedo şunu da paylaş, bunu da göster, bu da lazım, şu da olması gerekiyor. Keşke şunları da paylaşsan. Ne diyorsanız artık. Her klasla alakalı olur. Şöyle hemen hızlıca göstereyim size. Yani silahların hepsi mevcut arkadaşlar. Gelebilecek silahlar ve gelmiş silahların hepsinin 8 değerleri. Şöyle gösteriyorum hızlıca. Reaper'dan tutun da işte. Burada Heirloom var o şu an oyunda mesela. Burada Razustaff var. Burada görmediğiniz Shadow of the King var. Kalkan. Tüm klaslara %12 defans veren. Yani kısaca gösteriyorum. Mesela Dragon Slayer var burada. Bunların hepsini paylaşacağım. Sadece sizden ricam yorum kısmında Hedo işte kanka en güzel en yüksek AP'li bir asası veya işte bir okçuyu dizi versene veya işte kanka Priest için en atak modundaki job olarak hani AP değeri nedir göster bize falan hepsini paylaşacağım tek ricam videoyu beğenmeniz ve yorum yapmanız bizim kaliteli kitlemiz daha iyilerini hak ediyor çünkü. Ben de bunun için elimden geleni yapacağım. Bakalım ağır vat sunucusuyla turnuva sunucusunun herhangi bir bağlantısı yok. Yani üzerimizdeki hiçbir eşyayı oraya aktarma şansımız yok. Burası bir beta test sunucusu gibi düşünün. Turnuva bittiğinde kapanacak. Zaten üzerindeki tarihlere bakarsanız eşyaların çoğunun böyle şeyleri yazıyor. Bak altta bitiş 18 Nisan diyor mesela. Şimdi of abi çok heyecanlıyım ya şu silahların güzelliğine bakın birazdan size şahit olacaksınız artı 8 hallerine. Elimizdeki silah Imperator. Oyuna yakın zamanda geldi. Biliyorsunuz bu silahın artı altısını denerken 5'te yaktık bir kere. Artı altıya geçmedi. Yayınları izleyenler bilir. Canlı yayınlara gelseydiniz görmüş olurdunuz. Şu an oyunda bir tane daha var. Fakat çok fazla fiyat çekiliyor. Maalesef o kadar edeceğini düşünmüyorum. Ama silah oyunun en güzel silahı olabilir. Artı 8 haliyle. Artı altısına bir şey diyemeyeceğim. Çünkü APS'i düşük. Ama artı 8'de hem görsel olarak çok doyurucu hem stat olarak STR 5 veriyor. 178 AP'si var. Elemental resist veriyor ve bosslara %10 bonusu var. Eşya bu şekilde. Ataklarımızı merak eden vardır şimdiden. Hedo, hedo, hedo atak kaç bir gösterseydim falan diyecekler muhtemelen. 2904 AP'miz var. Fakat bunun bir değişik hali var. Sword of Terror. Bu mükemmel bir silah. HP 10 veriyor, int 10 veriyor, resist veriyor. Her şeyiyle, AP silah falan her şeyiyle muazzam bir silah. Bu lightning yanıyor normalde ama buglı şu an. Ne takarsanız o gözüküyor elinizde. Şu an gördüğünüz gibi görsel yok ama ben elime bunu takıp buna değiştirdiğimde görsel olarak görünüyor. Bu şekilde AP'miz 2929 bakın 5 STR vermesine rağmen aradaki o 4 AP çarpı 16 ile beraber 2929 AP ulaştırıyor ve üzerimizdeki set 8 9'u maalesef yok max seviye şu an 8 bu oyunda şurada. Aynı zamanda 75 cap yani 80 cap 85 cap 90 cap 95 cap değil maalesef sadece 75 cap 75 cap haliyle 2929 gibi bir AP sahibiz. Birazdan monsterlara da gideceğiz. Divine seti giydiğimizde ne oluyormuş diye merak edenleriniz olacaktır. Şöyle göstereyim. 2797 AP 6400 HP, 850 defans ve 4.5k'ya yakın mana değerimiz oluyor. Devasa güçlü. Hayvani şekilde sağlam. Yani elemental resistance'larını zaten görüyorsunuz. Sadece str255 verdim. Geri kalanını HP'ye verdim bu arada. Yani diyebileceğiniz bir çar bekliyor şu an sizi. Yani Lornas beltinden tutun da Divine setine kadar her şeyiyle devasa bir güce sahip. Ama ben AP delisi arkadaşlarımızla düşünerek şu şekilde tutacağım. En azından statları ara ara değiştiririz. Başka ne var elimizde? Şimdi Imperator dedik. Sword of Terror dedik ki şu an bir Battle Priest'in takabileceği en güzel silah bu. İstisnasız ve rakipsiz. Onun dışında Cannibal 8'imiz var biliyorsunuz. Zaten bu silahın 7'sini kullandık zamanında. Önerdik de insanlara. Pazarda piyasası olmadığı için tercih edilmiyor dedik. Fakat her şeyine güzel bir eşya. 174 AP'si var. 250 HP MP veriyor. Lightning Damage 80. Bir ara kontrol edeyim bir dakika videoyu çekiyoruz mu? Okey. Ee, Lightning Damage 80. Ve özellik olarak gayet doyurucu güzel bir eşya Bunun haricinde Bir şeye bakacağım bu arada 174'e 178 taktığımızda yaklaşık 80-100 arası AP fark ediyor Tamam Geçelim abi Gunner Saber'ımız var Bu şekilde Yine o da güzel bir silah hoşa giden bir silah biliyorsunuz fakat çok kısa Görseli benim için çok kısa kalıyor artık kullanmıyorum bunu biliyorsunuz oyunda Herhalde bunu ilk kullanan bendim Arbat sunucusunda artı altıya basıp videoları da mevcut Bakalım Başka neyimiz varmış? Özelliklerini biliyorsunuz zaten. 176 AP'si var. Bunu yayınlarda sık sık göstermiştik. 7'sini taktık elimize. 8'e preview dedik gösterdik. Keşke 9'larını görebilsek ama maalesef şu an göremiyoruz. Preview yapılmıyor. Onun dışında Dex 20 veriyor. Zehir hasar dedi. Poison damage 80. Yine aynı şekilde 40'ta rezisti var. Roglara karşı tam bir canavar diyebiliriz. Belli kombinlerle takılarınızla beraber yaptığınızda Roglara karşı güzel bir performans sağlayabilirsiniz 8 haliyle. Onun dışında Storm 8'imiz var. Baba yadigarı. Bunun görsellerini birazcık daha değiştirmem gerekiyor. Şöyle. Epic yapacağım. Şimdi daha güzel görünüyor. Çünkü birazdan Ancient Slash Chamber takacağız ve ihtiyacımız olacak onun için. 8'i 175 AP. 80 Lightning demiş veriyor. Ve Elementallerin dışında kalan Resistlere Dark hariç 30'ar point ekliyor. Ve Atak Monster %10. Bakın %10 diyorum. Mükemmel bir oran. Harika bir oran. İnşallah ağır göreceğiz bu eşyayı Ve en sona bıraktım herhalde hepinizin en çok hayplanacağı en çok seveceği eşya Ancient sledgehammer Hedo bu ne bu ne deyip duruyordunuz size hep söylüyordum bu eşyayı o eşyada Şu abi Yani şunun görseli zaten insanı havalara uçurmaya yetiyor Şunun detayına falan bakar mısın ya Şunun şurasından geçen alev efektleri Üzerindeki yani her şeyiyle tam bir destroyer ya. Bak bu da güzel. Ama yani bilmiyorum ya. Bunu takınca oturma kalk. Oturmak yakışmaz. Şunun haline bakar mısın? Şunun hayvaniliğine bakar mısın ya? Ben bununla fotoğraf çektiremeyim de ne yapayım şimdi? <laughs> Çok güzel. Değerlerine bakalım ne veriyormuş. Oturma dedim sana kalk. AP değerine bakalım. 2901 AP oluyor. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Şimdi 180 AP'si var. 120 bakın oyunda sadece bu eşyada var zannedersem. Statından üste çıkmış seviyede. 120 fire damage var. Bakın bunlar 80 hep. 80 80 80 80 80 80 80 80, 80. ama bu 120. Muazzam bir eşya. Yani ağır vasfın gelmesi için böyle dişlerimi kemiriyorum sabırsızlanıyorum. Bir bu. iki bu. Tabi benim gözümde bu. Bu oyunun en güzel eşyası şu an benim gözümde. Ama tabii ki de bunun da yeri ayrı. İkisi de Hmm, çok güzeller, vicdansız çok güzelsin be, bir an önce gel oyuna, bir an önce gel de takalım artık, artık Storm'a mahkum et gel artık. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu da yüzde %10 hasar veriyor, bakın burada da %2 job'unuz var mı? Var. Sonra üzerinize bir şeyler takarak yine job'lara karşı hasar artışı eklerseniz ki Crafted Enhanced setlerde de veriliyor. Muazzam bir hasar artışı sağlayabilirsiniz PK atarken fakat bilmeniz gereken tek bir nokta var. Priest 85 levelde de şu an PK atacak seviyede değil. Ama solo vs'de yani 1 vs 1 rock priest karşılaşmasında 2'ye bölüp atabileceğiniz bir potansiyele sahipsiniz şu setle. Yani bilmiyorum test etmek lazım. Çok sabırsızlanıyorum şu eşyanın gelmesi için. Onun haricinde başka neyimiz var? Bunları biliyorsunuz zaten. Enhanced Arc 8 180 AP pardon. <laughs> bir an dedim ne oluyor? 165 AP %15 rocklara karşı hasar artışı var. 50 de fiziksel defans. Onun dışında Jeremias. Bu silahı da kullandık zamanında. Eskittik bıraktık. Sıkıldık dedik yeter tamam. Bu da aynı şekilde 175 AP. Çok güzel bir silah. Ve gerçekten kullanışlı bir eşya. Biliyorsunuz zaten. Bunu test edeceğiz bu arada. Stormbringer'la ikisi aynı AP'ye sahip. %10 atak bonus bakalım çalışıyor mu çalışmıyor mu deneyeceğiz. Bu videoda o da olacak. Onun dışında. Belki olmaz. Belki başka bir videonun konusudur bu. Deneriz ama. Onun dışında başka ne yapabiliriz? Size gösterebileceğim ne var? Earthshaker Enhanced modeli var, artı 8. Görseli en kötü silah bu arada oyunun. Hani bilmiyorum. Ramazan davulundan bozma. Baksana şuna, çiğ köfte tokmağı gibi. Neyse. Görseli bu şekilde. 174 AP. %7 vurculara karşı hasar bonusu var. Geçtik. Harici olarak başka ne gösterebilirim size? Şu elimizde dursun. Evet. Şöyle bir Degra benzer silah var. Bu kılıç bildiğiniz çift elde takılabiliyor. Hatta bir şey diyeyim mi size? Bundan bir tane daha alsak. Angelic nerede? Çift el takabiliyoruz mu? Al sana asas. Buyur abi. <laughs> Priest oldu asas. Al sana heal atan asas. Buyur. Çok da tatlı lan bu arada silah. İsminin hakkını veriyor. Beyaz. Angelic gerçekten güzel. Ne özelliği varmış? Demonlara ve undeadlere %10 fazla vuruyor. 110 AP, STR 10 ve muazzam bir resisti var. İki el taktığınızda yani spear ve sword yüzde, yüzde yani değil daha doğrusu 20 diyelim. 20 point artırıyor. Çok tatlı oldu bu arada ya bu böyle güzel oldu. Tamam neyse. Başka ne gösterebiliriz? Silahları gösterdik. Bu arada görmüş olduğunuz silahlar dışında başka silah yok. Ha, şu Maestorm var. Kanka bu ne bu ne diyordunuz hepiniz. Ben zamanında size diyordum arkadaşlar. Oyunda sizin görmediğiniz bir tane Maul var. Eski ismi Holima oldu bunun. Alfa 2.0 kapalılarda falan bu oyunun yani erken erişim zamanlarında mevcuttu. Kullandık zamanında da Allah bereket versin onun da ekmeğini yedik yani. Zevkini aldık. Böyle bir görseli var. Özellikleri de STR int 10, Lightning 40 çift el takılıyor bu arada bu silah. tabi çift elleden yüksek AP alamıyorsunuz. Priestlere karşı atak, warriorlara karşı defans veriyor. Bunu kalkanla da kullanabiliyorsunuz. Eskiden bu two-handed'dı. Ee, ilk zamanlar. Şimdi değişmiş artık çift el takılabilen bir silah haline gelmiş. Burada skeptorlar falan var. Bunları biliyorsunuz zaten. Öyle ornamente falan benziyor. Bunlar biraz daha int silahı çok kullanacağınızı düşünmüyorum açıkçası. Şimdilik şöyle kalsın elimizde. Silahlar bu şekilde. Hepinizin merak ettiği bir konu daha var. Jewelcraft kısmında üretilen takıların ne verdiği. Ha bu arada Jewelcraft demişken şu belti almayı unuttum ben. Neredeydi o? Şu belti almayı unuttum ben. Emeraldı takacağım bu arada. Emerald str8 veriyor bu 10 veriyor fakat bu çok tatlı bir görsele sahip şu an baksana zincirli gibi bir şey böyle Her şeyden 8 8 8 veriyor 300 mp veriyor Battle point veriyor Vay, Gayet güzel Yani Ama niye takamıyorum Benim için uygun değil diyor Anlamadım ben bunu a bu arada eşya bağlı yazıyor ah be Account bond Cık, Mazi Burada takabileceğimiz başka bir şey var mı size göstereceğim bakıyorum şöyle yok Bunlar bu şekilde priest eşyalar. Ama bunu niye takamıyorum şu an? Dur çıkaramıyorum muhtemelen bir şey çıkarmam lazım. Ee, neyi atabiliriz? Heirloom of Caleb boş ver ya seni. Şimdi takacağım. Heh, oldu. Şöyle bir bakalım kıyaslamasına. Defansı 50. Lorna üstün. STR 10. STR 8. HP 12. HP 8. Dex int geç bunları. Lorna her türlü tokatlıyor. Kafadan böyle tokat tokat manyağı yapıyor ama bu takı da güzel. Jewelcraft üretileceği için güzel. Şöyle tamam. Başka ne gösterebiliriz size? Arkadaşlar valla aklım hayalim durmuş durumda. Şu an aklımda diğer joblarla yapacağım videolar var. Hani bugün aldım daha bu şeyi. Habere erişimimin olduğunu sonrasında takur tukur girip hemen size video hazırlama gereği duydum. Hatta bugün yayın bile yapmayabilirim. Normalde biliyorsunuz akşamları yayında oluyoruz. Bir iki saate falan yayına geçeceğim normalde. Fakat şu an öyle bir dünya yok maalesef. Bütün videoları çekip öyle geçmem lazım Onun dışında başka neyimiz var size gösterebileceğimiz takıları gösterelim Şöyle willpower craft e, Eşyası olan willpower set var özellikleri şu şekilde set bonusu HP 20 20 HP yaklaşık 300-350 arası HP veriyor Onun dışında özelliklerine bakalım şöyle tüm monsterlara karşı ve Mage'lere karşı %10 defans sağlıyor Harici olarak Elemental resisti yok Ama Takının kendisi zaten çok güzel 100 HP 8 health bonus, str 8, 24 defans. Yani divine kıyaslanabilir mi? Meh hemen hemen diyebiliriz. Hemen hemen diyebiliriz. Buradaki fark sadece HP bonusunun biraz daha fazla olması. 4 HP size 64 can veriyor. Burada 100 HP fazlası var. Bir de 8'ini zaten gördünüz. STR'si eşit. Defansı 6 düşük. Inti biraz daha düşük kalıyor. Yine divine iyi ama craft'la yapılan bir eşya olduğu için bu da yine güzel. Divine set'e kıyasla tabii ki de set bonusu çok çok iyi değil ama HP 20 de azımsanacak bir bonus değil. Yine yukarıda şöyle göstereyim size. Divine earring'le kıyaslayalım bunu da. Şöyle bakalım. Divine earring yine tokatlıyor. Burada resist bakımından ama küpe Willpower earring muazzam seviyede güzel. Çift taktığınızda 40 Elemental Resist veriyor ki Şu an Priest'in en çok ihtiyacı olan şeylerden bir tanesi Başka ne var? Ring takalım Daha doğrusu ring kıyaslayalım Şöyle getirelim Ring Defans bakımından Brawler ne alaka ya? Brawler değil abi şununla Hayır o zaman şöyle yapalım Bir dakika ee, üf, Bizi zortlattın ama sen şu an Neyse şöyle bakacağım 48 defans Hatta şöyle yapalım Evet çok güzel oldu tamam 48 defansı var Willpower'ın 32 defansı var Divine'ın STR5, STR7 Divine tokatlıyor. HP5, HP7 Divine tokatlıyor. Ama health bonus yani HP bonus burada 100 olduğu için Willpower şamarı basıyor. Fakat burada da Divine'ın earring kısmında Willpower'ın üstün olduğu noktada Divine'ın elemental resistleri geçiyor. Burada Willpower'ın şöyle bir dengelemesi yapılabilir. Antil oynamak istiyorsanız direkt Willpower ring takıp 8'er puan ee, sword ve club defansı alabilirsiniz. Üste de iki tane earring takarsanız Divine'dan mesela onlardan da yine aynı şekilde kılıç ve balta savunması alıyorsunuz. Bunlarla beraber anti silahlara karşı anti bir set yapmış olabilirsiniz. Fakat çok mantıklı mı bilemedim. Tercih sizin Divine Divine değil şöyle yap. Onun dışında elemental yapmak isterseniz 2x Divine Ring 2x Willpower Earring yaparsanız hayvani şekilde bir elementel elemental resistiniz olur. Bunları tek tek yapamıyorum. Çantam dolu şu an maalesef. Başka da ne var set bonus olarak? Bunların dışında söyleyebileceğim bir şey yok. Şöyle yapalım. Bu tarafa geçelim. Ring of True Faith. Bunları takalım bakalım neler veriyormuş. Onları da görelim. Bu arada bu video tamamen Priest'in kombinleri hakkında olacak. Bir sonraki video muhtemelen Rogue olur. Sonra işte Archer ve ee, Asas olarak bölünür. Sonra Warrior sonunda Mage olur. Daha sonrasında testlerimizi yaparız. Yani bu seri çok güzel bir seri olacak. Yine söylüyorum. Beğenmeyi unutmayın. Yorum yazmayı unutmayın. Lütfen bu güzel bir seri ve bunun değerini verelim. 100-200 izlenen 15-20 beğenen bir video olarak tarihin tozlu sayfalarına gömülmesin. Sizden ricam böyle güzel uğraşılmış hani emek sarf edilmiş. Çünkü gerçekten bunlar çok rast geldiğimiz şeyler değil. İnsanların görmesi açısından en azından siz de benim gibi üstünüze düşeni yapın. Video hakkında yorum ve etkileşim atması için beğeninizi atın abi. Devam ediyoruz. Burada bonus neymiş bakalım. Necklace of True Fate yani True Fate serisinde de şöyle bir özellik varmış. Tüm moblara karşı. Yüzde ama bir dakika ya aynısı diğerinde de yok mu? Ha HP 20 vermiyor sadece bu. Tüm moblara karşı özür dilerim moblara karşı yüzde 10 ve mage'lere karşı da yine aynı şekilde yüzde 10 defans veriyor. Burada tek farkımız herhalde antilerimiz biraz daha fazla. Burada mızrak mesela spear veriyor. Burada dagger veriyor. Altta yine sword e, Aks ve Club defansları var. Bu set birazcık daha defansif bir set. Bakalım farkı neymiş hemen şöyle bir şununla Şunun arasındaki farka bakalım. True Fate defansa tokatlıyor. STR'de geri kalıyor. HP'de şamarı basıyor ensesine ama health bonus veremiyor işte. INT'de yine iki INT fazla fakat antisi bakımından yine önde. Biraz daha işlevsel görünüyor ama Hani biz str de istiyoruz biz atak da istiyoruz her şey olsun diyoruz o yüzden Willpower biraz daha mantıklı geliyor ama 16 defans fazla olsun diyorsanız True fate takabilirsiniz Onun dışında divine'a kıyasla Bakıyorum şöyle bir hmm. Hmm. Yani divine'a kıyasla yine geride kalacak gibi görünüyor ama Hani 2 str verip 10 defans alıp 3 tane resist almak çok daha mantıklı gibi görünüyor bana Bence daha güzel Yani ama Poison Damage Resistance veren bir Divine Pendant, bilmiyorum Poison Damage Resistance Bilemedim, bunu siz bileceksiniz artık Bu şekilde Bu, bu şekilde Yine aynı şekilde True Fate Dagger'la, şey Dagger diyorum ee, Dagger defansı görünce gözüm oraya çarptı True Fate e, ringle Diğer Divine Ring'i kıyaslayalım Şöyle bir bakalım Neler varmış, yine defansif bakımından çok zengin bir takı True Fate, onu fark ettim, hepsi 44 defans veriyor, gayet dolgun Üstteki ne veriyor? Üstteki defans vermiyor mu? Hmm. Divine on defans veriyor. Sette yine Divine şamarlıyor galiba. 40'a. Yok eşitleniyor. Tamam buradan. Neyse. Biz yine şöyle bakalım. Ee, True Fate 5 STR Divine 7. HP bonus bakımından yani evet True Fate kaldırıyor götürüyor. Int bakımından 2 int kaybı var. HP fazlası da var. ha tamam. Tamam her türlü True Fate her türlü Divine'dan daha iyi. Sadece resistler endişelendiriyor beni. Resist düşük bir çar için Denenebilir mi? Evet divine tercih edilebilir ama rezistiniz yeterli ise Kesinlikle true fate göz ardı edilmeyecek bir e, Ring 2x taktığınızda hmm, Süper olabilir Yani Evet craft takılar Güzel görünüyor bence güzel görünüyor özellikle Power seti de beğendim Hoş Hoş abi ama ben favori setimi takacağım yine Şöyle Şurası çok güzel görünüyor ya vicdansız çok güzel görünüyor her şeyiyle şunu da takalım Abi çantayı doldurduk bildiğin kaldık ortada kakalak gibi Şöyle yapalım her şeyini gördünüz zaten Hani Bu set varken üstümüzde kalkıp da Brawler takılmak mantıklı değil ben bunları Sallayacağım AP değerlerimizi gördünüz zaten max Neler olduğunu abi şunlara bak çöpe atıyoruz ya Çöpe atıyoruz Brawler Pendant çöpe gidiyor <laughs> Şimdi Ancient Slash Hammer'ı takalım Sizler şuraya sen ee, Lornas Belt ve şöyle değiştirmeyeceğim sizi kalın böyle. Yani senin de bonusların bu şekilde arkadaşlar. Bunları da görüyorsunuz. Emerald Dragon böyle bir bonusa sahip. Craft bakımından kolay elde edilmesi o sebebiyle tercih edilebilir. Ama düşünebiliyorsanız ucuz yolu Lornas da sizi kurtaracaktır çok daha fazlasıyla. Ama tabii ki de Emerald her zaman cebinizde olabilecek bir eşya. kraft yaparsanız ben gibi. Jewelcraft'a girdik bakalım kaça kadar çıkacağız. Bir 40 olursak artık. <laughs> Devam edelim. Şimdi mob keseceğim sizlerle. Test yapacağım. Bunun içinde yine özellikle ilk yapmam gereken şey bütün silahların şöyle bir vuruş efektlerini falan görmek. Sizlerle bir test yapacağım. Bu sizin yorumunuz da olacak isterseniz eğer. Atak bonusla alakalı şöyle Stormbringer'la yine ona benzer bir AP olan aynı hatta 175 AP ikisi de. Atak bonusun farkını bir bakacağız ne kadarmış. Gerçekten fark ediyor mu? En zor moblara gitmeyeceğim. Çünkü dead lordlara bir kavuruyoruz ve ölümcül derecede zor. Benim için çok zor yani. O yüzden biraz daha kolay moblara gideceğim ama önce en kolay moba başlayalım. Bakalım nasıl vuracağız. Şöyle bir şurada diviner falan vardı. Onlar duruyorsa hala bir onları şamarlayalım şöyle bir. Altta kayda bakayım bir de merak ediyorum sürekli 20 dakika olmuş. Tamam. Birazdan bitiririz videoyu zaten. İtemlerin hepsini gösterdik. Sizin merak edebileceğiniz her şeyi burada gösterildi. Şöyle hatamızı falan basalım. 2697 abi bir vuralım bakalım. Aslında siz şimdi Brawler'la da merak edersiniz bunu. Ben alayım onları da takalım abi. Siz eminim merak edeceksiniz. O yüzden şöyle ringler nerede? Size hiç merakta bırakmayayım. Hasar farkını böyle görelim. Ama bir şey atmam lazım. Sen git. Tık 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 tık. Tık tık. AP'miz bu şekildeyken 2824. Hatta gelin bir de şunu takalım. 2827 al bir de bunu takalım. 2854 oldu. Bir dakika bir şey eksik. 2900 AP'den buraya düşmemeliydik. Ataklar 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 tak tak. 2929 okey. Bakalım şimdi vuralım. Debuffsız. Debuffsız ne vuruyoruz? 3800 normal şartlarda şu an benim çarımla ağır vat sunucusunda ben bu hasarı vuruyorum. 3800 vuruyor ya inanılmaz. Şimdi DB atacağım. Defansını kırayım bakayım ne yapacağız. Abi slotu dönüşe bakar mısın? 4.500 hasar atıyoruz ve 75 level arkadaşlar. 75 skill ile 4.500 vuruyoruz. Mob kesişe bakar mısın? Bir şey merak ettim. 180 AP. Başka 180 AP'li silah var mı? Ne olur olsun. Earthshaker kaç? 174. Ah ulan. 180 AP'li. Bir dakika. 180 AP'li. 178 mi var? Tamam şu var. Ben şeyini merak ettim. Redemajını merak ettim. 1165, 1153, 1195. Bir de şunu takalım vuralım. 1100, 1103. Hmm. 182 AP'li haldeyken nasıl vuruyor? 1083, 1135, 1094. R ile kesiyoruz lan. 1110, 1079, 1113. Şimdi 120 fire damage'lı silah takalım. 1180, Fark ediyor mu arkadaşlar sizce? Bence ediyor. Ve 2 AP fazla bu silah. Yani öyle diyeyim. 2 AP fazla. Yani şu silah bakın Sword of Terror 182 AP 80 Lightning Damage 1112 1091 1105 1139 1084 1097 Şimdi Ancient'ı takıyorum. 1168. Niye oğlum? Niye ilk? ne oluyor? Bir garip hasar vurdu orada. 1180-1200. Kesinlikle hasar farkı var arkadaşlar. Elementalde fark ediyor. Bu silah muazzam bir silah olacak gelince ya. Tamamen tercih sebebi. Bir de düz vuruş yapalım. 3700, 3758, 3716, 3789, 3869. Bir daha. 3856, 3815, 3779, 3855, 3759, 3719 pardon. Bir de şimdi diğer silahla vuralım. 3713. Ama bir dakika şimdi bu silahı çıkarıp şunu takayım sonra şunu takayım bakayım ne vuracak. Ha tamam o silahla vuruyor. Hani merak ettim acaba dedim de. O silahın APS'i mi kalıyor? Hayır kalmıyormuş bu silahın statları kalıyor. 3690, 3760, 3770. Abi bir şey değil mi? Gerçekten o elemental damage fark ettiriyor. Yani bu silah 120 elemental olduğu için fire damage yani fark ettiriyor. Hmm, bunu öğrenmiş olduk. Abi bu silah çok yani yumruk vuracak dengelere ya. Bu silah tüm dengelere yumruk atacak böyle gelin lan buraya deyip. Şuradan şimdi gidip %10 atak bonusunun ne kadar fark ettiğine bakacağım. Sadece kısacık yapacağım sonra bunun videosu gelecek. İsterseniz eğer yorumlarda yazarsınız arkadaşlar. Derseniz de bunun videosu gelsin diye yaparız. Şimdi Stormbringer ve Jeremias ile kıyaslayacağız. AP'leri aynı 175, 175. Bu 110 atak bonusa sahip değil. Bu sahip. Hadi bakalım. 1442, 1435, 1451, 1497, 1473, 1429, 1475. Saki hasar. 1469, 1482, 1500'ü görmedik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 1500'ü görmedik. Şimdi atağını kırayım şunun da. Neyse hiçbir şey atmayayım şimdi. Siz devap attım diye fark etti falan sanarsınız belki. Şunu da takalım şimdi. 1376, 1352, 1352, 1360, 1340, 1369, 1349, 372 1375, 355.400'e çıkamıyor gördüğünüz gibi. Demek ki aynı AP'ye sahip iki silah arasında %10 atak bonusu olunca sistem çalışıyor. Okey. Başarılı abi. Gayet başarılı. İçimizdeki e, soru işaretleri tamamıyla kalkmış oldu. Hep diyordum arkadaşlar elimizdeki silahların AP değerleri farklı olduğu için biz bunları kullanamıyoruz. Keşke aynı AP'ye sahip silahlar olsaydı da biz onları bir güzel deneseydik. Şu an o sahneyi yaşamış durumdayız. Gördüğünüz üzere aynı AP'ye sahip iki silahın değerlerini karşılaştırdığımızda aradaki 100, 110, 120 hasar farkı ortaya çıkıyor. Demek ki %10 atak bonusu da böyle oluyorsa %20'de %20'de 200-250 arası fark edecek. 25'te 300'e yakın hasar fark edecek. Çok çok iyi. Yine söylediğim yola çıktı. Videolarda bas bas bağırdığım arkadaşlar fark ediyor. Crafted seti %25 ile beraber tamamlarsanız üstünüz, silahınız, takılarınız NFT kıyafetiniz veya Aurora beltinizle beraber %25 yaparsanız hasar farkı ortaya çıkıyor. 300'e yakın hasar farkı oluyor demiştik. Teorik olarak söylediğim şey neredeyse tamamıyla doğru çıktı. Şöyle birazcık slota bakalım nasıl kesiyormuşuz. 75 levelde bu şekilde düşün yani. Ve bu Stormbringer. Elimize Ancient Sledgehammer taktığımızda tam olarak böyle bir delik açıyoruz. Slot köpek oluyor bildiğin ya. Oğlum çok iyi ya. Çok çok iyi ya. Ben şimdi bu silahlardan sonra bir de gidip ağır vatta kendi çarımla oynayacağım değil mi? Allah kahretmesin ne yapacağım ben şimdi? Of ya. Of ya. Of ya. <laughs> Abi çok iyi değil mi? Gerçekten hiç çıkası gelmiyor insanın. Bu şekilde arkadaşlar. Merak ettiğiniz ne var? Şöyle bir bakıyorum. Şunlarla farm atalım bir de bakalım defansif onca nasıl oluyor. 6200 HP. Muazzam ya. Muazzatör. Bu şekilde bir farmımız var. Yani şu silahın gelmesi lazım bir an önce. Çok tatlı. Evet dediğim gibi dostlar. Ben birazcık burada mob keserken size de kapanışı yapayım. Yakın zamanda yine birkaç video serisi olacak bununla alakalı. Rock klasını ikiye böleceğiz. Archer ve asas olarak. Sonra bir warrior'ımız gelir. Sonra bir mage'imiz gelir. Yine onlarla da farm yapılabilir mi bakacağız. Test edeceğiz. En yüksek HP'li çarlarla bakalım nasıl bir farm mekaniği olacakmış diye bakacağız. Başka ee, bonusları test ederiz silahların farklarını test ederiz yine sizler de sizin engin zekanıza hayranım bu arada Hep böyle görülmemiş duymamış şeyleri söylüyorsunuz Ben geçenlerde skilllerle alakalı bir video paylaştım 80 skill ile alakalı 70 skillini kıyasladım Orada bile aklıma takılacak sorular ürettiniz Yine burada da bekliyorum sizden Hedo Madem buradaki eşyaların hepsi var Kanka işte silahlar şurada mesela Armorlar yine burada Hani bunlarla alakalı bir içerik gelecek mi falan diye demek yerine kanka şunu çok merak ediyorum şunu da yap. Kanka şu da gelse olur. Hacı okçu da şöyle bir olay vardı bir de ne bakayım ne olacak falan. Hepsini sizden bekliyorum abi. Ben gerçekten bu turnuva sürecinde bütün videoları çekip sizlerle paylaşmak istiyorum. Umarım sizler de yorum kısmında ve beğeni kısmında bana destek olursunuz. Bu tarz içeriklerin hep bizim kanalımızdan çıktığını biliyorsunuz. Kaliteli içerik denince akla headwain gelir abi. Egomuzu da kastıktan sonra sizlerle vedalaşmak için videoyu bitiriyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Tekrardan görüşünceye kadar kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Abi çıkamıyorum. Hoşçakalın.